Bugün sevinç dolu ve tatmin edici bir yaşam yaratmaya başlamanız için yepyeni bir gün. Bugün hayatın sırlarını öğrenmek ve tüm sınırlamaları geride bırakmak için harika ve güzel bir gün. Hayatını daha iyiye doğru değiştirebilirsin. Bunun için ihtiyacın olanlar zaten içindedir. Bu araçlar düşüncelerin ve inançlarındır. Bugün sizlere bu araçları nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Bu araçları kullanarak yaşam kalitenizi artırmak için nasıl seçimler yapmanız gerektiğini de anlatacağım. Olumlamaların faydaları hakkında bilgi sahibi olmayanlar için biraz açıklama yapmak istiyorum. Bir olumlama aslında söylediğin veya düşündüğün herhangi bir şeydir. Normalde düşündüğümüz ve söylediğimiz şeylerin çoğu oldukça olumsuzdur ve iyi deneyimler yaratmazlar. Hayatlarımızı değiştirmek istiyorsak, düşüncelerimizi ve konuşmalarımızı olumlu kalıplara yönlendirmeliyiz. Bir olumlama, değişimin başlangıç noktasıdır. Temelde bilinçaltına sorumluluk alıyorum mesajını verirsiniz. Bir olumlamayı yaparken, yaşamdan bir şeyi ortadan kaldırmaya veya yeni bir şey yaratmaya yardımcı olacak kelimeleri bilinçli bir şekilde seçmeyi kastediyorum. Her düşünceniz ve söylediğiniz her kelime bir olumlama niteliği taşır. Kendi kendinize konuşmalarınız ise sürekli bir olumlama akışıdır. Bu demektir ki bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde her an olumlamaları kullanıyoruz. Kullandığımız her kelime ve düşünceyle hayat deneyimlerimizi yaratıyoruz. İnançlarımız çocukken öğrendiğimiz ve alışkanlık haline gelmiş düşünce kalıplarıdır. Bazı inançlarımız bize çok iyi hizmet ederken bazıları ise istediğimiz şeyleri yaratma yeteneğimizi sınırlayabilir. İstediğiniz şeylerle kendinize layık gördükleriniz arasında büyük farklılıklar olabilir. Bu konuda düşüncelerinize dikkat etmelisiniz. Ancak böylece istemediğiniz deneyimleri yaratan şeyleri ortadan kaldırmaya başlayabilirsiniz. Şunu fark etmenizi istiyorum. Her şikayetiniz yaşamınızda istemediğiniz bir şeyi onaylama niteliğindedir. Öfkelendiğiniz her zaman yaşamınızda daha fazla öfke istediğinizi onaylıyorsunuz. Kendinizi bir mağdur gibi hissettiğinizde her seferde bir mağdur gibi hissetmeye devam etmek istediğinizi onaylıyorsunuz. Eğer hayatın istediklerinizi size vermediğini düşünüyorsanız, düşünce ve kelimelerinizi değiştirene kadar kesinlikle başkalarının hayatlarında sahip oldukları güzelliklere sahip olamayacaksınız. Düşündüğünüz gibi kötü bir insan değilsiniz. Sadece nasıl düşünüp konuşacağınızı hiç öğrenmemiş kişilersiniz. Tüm insanlık, düşüncelerimizin deneyimlerimizi yarattığı konusunu yeni yeni öğrenmeye başladı ve artık üzerinde duruyor. Ebeveynlerinize kızmayın. Onlar size hayata nasıl bakmanız gerektiğini öğretirken muhtemelen kendi ailelerinden öğrendikleri şeyi uyguluyordu. Ebeveynleriniz kendi bilmedikleri şeyleri size öğretemezdi. Bu yüzden suçlu aramayın. Ancak uyanmamız ve hayatlarımızı bilinçli bir şekilde oluşturmaya başlamamız gerekiyor. Böylece bizi memnun eden ve destekleyen bir hayat yaşayabiliriz. Bunu başarabiliriz. Hepimiz başarabiliriz. Sadece nasıl yapılacağını öğrenmemiz gerekiyor. Hadi o zaman başlayalım. Başlangıç olarak olumlamaların genel yapısından bahsedeceğim. Ardından sağlık, para ve aşk hayatınız gibi belirli alanlara odaklanarak nasıl olumlu değişiklikler yapabileceğinizi öğreteceğim. Olumlamaları nasıl kullanacağınızı öğrendikten sonra bu prensipleri hayatınızın tüm durumları için uygulayabilirsiniz. Bazı insanlar olumlamaların işe yaramadığını söylerler ki bu söylem bile bir olumlama niteliğindedir. Ama negatif bir olumlamadır ve bunu söyleyenler bunun farkında değildir. Olumlamaların da belki de refahım artıyor, bolluk ve para içinde yüzüyorum diyecekler ama kalpleri hadi oradan bu çok saçma ve işe yaramayacak diyecek. Sizce bu durumda hangi olumlama kazanabilir? Elbette olumsuz olan. Çünkü olumsuz olan uzun süredir yaşamınıza ve hayata bakış açınıza yerleşmiştir. Bazı insanlar ise bu olumlamaları bir kez kalpten söyler ama günün geri kalanında hayattan şikayet etmeye devam eder. Ama bilmelisiniz ki bu da negatif bir olumlamadır ve bu şekilde yapıldığında olumlamaların işe yaraması uzun zaman alır. Şikayet eden olumlama her zaman kazanır
Çünkü pozitif olumlamalardan daha fazla sayıdadır ve genellikle kalbi duygularla dile getirilir. Olumlamalarınızı söylemek sürecin yalnızca küçük bir parçasıdır. Lütfen bunun farkına varın. Önemli olan olumlamalarınızdan sonra günün geri kalanında ne yaptığınızdır. Olumlamalarınızın hızlı ve tutarlı bir şekilde çalışmasının sırrı, onların büyümesi için gerekli atmosferi hazırlamaktır. Olumlamalar, toprağa ekilen tohumlar gibidir. Kötü ve verimsiz bir topraktan elde edeceğiniz mahsul ya hiç olmayacaktır ya da çok zayıf olacaktır. Bu nedenle kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan düşünceleri ne kadar çok seçerseniz, olumlamalar da o kadar hızlı tezahür edecektir. Mutlu düşünceler düşünmeye çalışmalısınız. İnanın çok zor değil, sadece deneyin. Şu anki düşünce şekliniz sadece bir seçimdir. Belki bunu fark etmiyor ve çok uzun süredir böyle düşünüyorsunuz ama gerçekten bu bir seçimdir. Şimdi bu anda, bugün burada düşünce şeklinizi değiştirmeyi seçebilirsiniz. Bu bir günde, bir gecede değişecek bir şey değildir ama kararlı ve tutarlı olursanız sizi gerçekten iyi hissettirecek düşünceleri seçmeyi denersiniz. Hayatınızın her alanında olumlu değişiklikler yaşayabilirsiniz. Benim hayatımı değiştiren bu sırrı dünyanın en iyi öğretmeni olarak nitelendirdiğim Abraham Hicks'ten öğrendim. Her sabah harika bir yaşam için minnet ve şükranla uyanıyorum ve nasıl olduklarına bakmaksızın mutlu düşünceler seçmeyi seçiyorum. Mutlu ve sevgi dolu hissettiğiniz zamanları bir düşünün. Bu gerçekten çok basit ve kolayca erişilebilir. Peki şu anda nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz, kötü mü? Şu anki duygularınız neler? Peki daha iyi hissetmek ister misiniz? Herhangi bir şekilde kötü hissediyorsanız, üzgün, kırgın ve benzeri acı veren duygularla doluysanız, o zaman bu durum evrenin sizin için hazırladığı iyi deneyimlerin akışıyla olan bağlantınızı geçici olarak kaybettiğiniz anlamına gelir. Düşüncelerinizi suçlamakla boşa zaman harcamayın. Hiç kimsenin ya da hiçbir nesnenin duygularınız üzerinde kontrolü yoktur. Çünkü bu saydıklarım sadece sizin zihninizdedir ve bunların düşünme yeteneği yoktur. Aynı zamanda başkaları üzerinde gerçekten hiçbir kontrolünüz olmamasının nedeni de budur. Çünkü onların düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Yani sahip olduğunuz bu güçlü zihnin farkında olmak istiyorsanız, kendi düşünceniz üzerinde tam bir kontrole sahip olmalısınız. Tamamen kontrolünüzde olan tek şey ne düşündüğünüzdür. Size kendinizi iyi hissettirecek düşünceleri deneyimlemelisiniz. Sevinç ve takdir üzerinde düşünmeye karar vermelisiniz. Sevgi, takdir etme, minnet duyma, güzel anıları hatırlama, hayalini kurduğunuz şeyleri düşlemek, hayatta olduğunuza sevinmek ve bedeninizi sevgiyle kutsamak, içinde bulunduğunuz anın tadını çıkarmak ve yarın gelecek yeni ve güzel bir günü sabırsızlıkla beklemek, bu tür düşüncelere sahip olmak kendini sevme eylemidir ve kendini sevmek hayatınızda mucizeler yaratır. Hadi hep birlikte olumlamalarımızı yapalım. Olumlama yapmak, düşüncenizi değiştirmeye başlamak için bir odak noktasıdır ve gelecekte olumlu sonuçlar yaratacak, belirli düşünceleri bilinçli olarak seçmek demektir. Olumlu ifadeler, mevcut gerçekliğin ötesine geçerek, şu anda kullandığınız kelimelerle geleceğin yaratılmasına katkı sağlar. Ben çok zenginim olumlaması yaptığınız anda banka hesabınızda çok paranız olmayabilir. Ama aslında yaptığınız şey geleceğiniz için refah tohumları ekmektir. Bu olumlamaları her tekrarladığınızda zihninizin atmosferine ektiğiniz tohumları onaylamış olursunuz. Bu yüzden değerli düşüncelerinizi boşa harcamayın. Her olumlu düşünce hayatınıza iyilik getirir. Her negatif düşünce ise iyiliği uzaklaştırır ve onu erişiminizin dışında tutar. Hayatınızda kaç kez tam iyi bir şey elde etmeye çok yaklaşıp son anda elinizden kaçırdığınızı bir düşünün. O zamanlardaki zihinsel atmosferinizi hatırlayabilseydiniz aslında cevabı da kolayca bulurdunuz. Negatif düşüncelerinizin fazlalığı pozitif olumlamalarınız karşısında bir engel oluşturur. Örneğin artık hasta olmak istemiyorum demek sağlıklı bir yaşam için gereken olumlama değildir. Ne istediğinizi açık bir niyetle belirtmelisiniz. Şimdi
mükemmel derecede sağlıklı bir yaşamı kabul ediyorum. Bu olumlama en güzelidir. Diğer taraftan sahip olduğunuz bir şeyi sevmediğinizi belirtmek de size daha iyisini getirmeyecektir. Örnek olarak bu arabayı sevmiyorum dediğinizde bu olumlama size yeni ve harika bir araba getirmez. Yeni bir arabaya sahip olmak istiyorsanız şu olumlamayı kullanmalısınız. Tüm ihtiyaçlarımı karşılayan yeni ve güzel bir arabam var. Bazı insanlar hayattan nefret eder ve şu söylemde bulunur. Hayat gerçekten çok kötü. Bu korkunç bir olumlamadır. Hayat berbat değildir. Düşünceleriniz berbattır. Hayatınızda kısıtlı olan şeyleri, kötü giden ilişkilerinizi, arkadaşlarınızla olan sorunlarınızı ya da hastalıklarınızı çok fazla dile getirmeyin. Bir sorun hakkında ne kadar çok konuşursanız onu olduğu yerde o kadar çok tutarsınız. Ayrıca bu sorunlar için başkalarını suçlamayın çünkü bu sadece zaman kaybıdır. Düşünce sürecinizi değiştirdiğinizde hayatınızdaki her şey değişecektir. İnsanların, mekanların ve olayların değişimini görünce şaşıracak ve bu sonuçtan çok memnun olacaksınız. Negatif olumlamalarınızı olumlu hale dönüştürmeyi öğrenmelisiniz. Örneğin, vücudumu sevmiyorum dememelisiniz. Bunun yerine vücudumu seviyor ve takdir ediyorum diyebilirsiniz. Hiç param yok demek yerine para hayatıma bolluk içinde akıyor demelisiniz. Hasta olmaktan bıktım demek yerine bedenimin doğal ve sağlıklı haline dönmesine izin veriyorum diyebilirsiniz. Negatif bir düşünce yakaladığınızda kendi kendinize bu eski bir düşünce, artık böyle düşünmeyi seçmiyorum deyin ve en kısa sürede onun yerine pozitif bir düşünce bulun. Kızgınlık, kin, suçlama ve suçluluk düşünceleri sizi mutsuz hissettirir ve bu alışkanlığı bırakmak istersiniz. Olumlamalar, sahip olabileceğiniz herhangi bir sorunu değiştirecek çözümlerdir. Bir sorununuz olduğunda sürekli olarak şunu tekrarlayın. Her şey yolunda. Her şey benim iyiliğim için çalışıyor. Bu durumdan sadece iyi sonuçlar çıkacak ve güvende olacağım. Bu basit olumlama hayatınızda mucizeler yaratır. Ayrıca önemli bir konudan da bahsetmek istiyorum. Başkaları sizin bu fikirlerinizi alay edebilir. Bu nedenle çevrenizdeki bu kişilerle bu olumlamalarınızı paylaşmamanızı öneriyorum. Yeni başladığınızda düşüncelerinizi kendinize saklamak en iyisidir. Ta ki istediğiniz sonuca ulaşıncaya kadar. Zaten bir süre sonra o kişiler hayatınızdaki olumlu değişiklikleri görecek ve size bunun nedenini soracaklar. İşte bu noktada açıklayabilirsiniz. Olumlamalarınızın nasıl işleyeceği ve nelerden etkileneceği konusundaki öğretilerimi iyi kavrayın ve daha sonra bu öğretileri hayatınızın her alanında uygulamaya başlayın. Biraz da olumlamalarınızın sağlığınıza olan etkisi hakkında konuşmak istiyorum. Bedeninizi daha sağlıklı hale getirmek istiyorsanız kesinlikle yapmamanız gereken bazı şeyler vardır. Bunlardan ilk ve en önemlisi, hiçbir nedenle vücudunuza kızmayın. Öfke başka bir olumlamadır ve bu öfke vücudunuza ondan ve bazı bölümlerinden nefret ettiğinizi söyler. Hücreleriniz her düşüncenizin farkındadır ve ona nasıl davranırsanız davranın, vücudunuz kendini nasıl iyileştireceğini iyi biliyor. Ona sağlıklı yiyecekler ve içecekler verin, ona egzersiz ve yeterli uyku verin. Ayrıca mutlu düşünceler düşünün, o zaman işi kolaylaşır. Hücreler mutlu ve sağlıklı bir atmosferde ahenkle çalışır. Ancak vücudunuza sağlıksız yiyecekler verir, bol miktarda şekerli içecekler içer, tüm gün vücudunu hareketsiz bir koltukta bırakır ya da çok uyursanız, üstüne bir de sürekli kızgın bir ruh halinde kalırsanız, o zaman vücudunuzdaki hücreler sizin için dezavantajlı ve hoş olmayan bir ortamda çalışmaya başlar. Bu durumda vücudunuzun istediğiniz kadar sağlıklı olmaması şaşırtıcı değildir. Sağlıklı açıdan mükemmel olan bir vücudu sürekli hastalıklar hakkında konuşarak ya da hastalığınız hakkında düşünerek yaratamazsınız. Sağlıklı olmak sevgi ve takdirden gelir. Vücudunuza mümkün olduğunca çok sevgi katabilmek ister misiniz? O halde onunla sevgi dolu bir iletişim kurun. Sevgi sözcüklerini söyleyin. Sevgiyle dokunun ve onu sevgiyle okşayın.
Eğer vücudunuzda bir bölgede hastalık varsa, ona, hasta bir çocuğa nasıl davranıyorsanız öyle davranmalısınız. Onu ne kadar çok sevdiğinizi ve onun çabucak iyileşmesi için yardımcı olmak için elinizden geleni yaptığınızı söyleyin. Vücudumuz bize onun için iyi olmayan bir şey yaptığımızı söylüyor. Bu durumda sadece doktora gidip ve semptomları geçirmek için kimyasal ilaçlar mı alacağız? Sağlık hakkında daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Ne kadar çok şey öğrenirseniz vücudunuzu o kadar iyi korursunuz. Vücut, hayatın diğer her şeyi gibi içsel düşüncelerimiz ve inançlarımızın bir yansımasıdır. Vücudumuz her zaman bizimle konuşuyor. Eğer ona yeteri kadar zaman ayırabilirsek onu her zaman duyabiliriz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.